Kerkük'ün Kırdar Kayseri'si ve Kırdar Hanı'nda yaşanan yangından 160'tan fazla dükkan hasar gördü. Gece 3 civarlarında başlayan yangın onlarca ailenin evine ateş düşürdü. Yaşanan yangının ardından Kerkük Valisi Rakan Seyit El olay yerini ziyaret etti. Vali El Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı İşan Bayraktar eşlik etti. El Şehitler Köprüsü'nde yaşanan kaosun nedeniyle bu gibi hadiselerin yaşandığını belirtti. Şehitler Köprüsü'nde yaşanan kaos ve yerel hükümete gerekli önlemlerin alınmasına karşı çıkılması yangının sebeplerinden birisidir. Her önlem almak istediğimizde karşı duranlar oldu. Bu da Şehitler Köprüsü'nde kaos yaşanmasına neden oldu. Bir Kayseri ile bir hanın aynı anda farklı alanlarda yanması biz bunu enteresan bir eylem olarak görüyoruz polis ve güvenlik komisyonundan oluşan bir ekip kurduk. Bu ekip olayı araştıracak, eğer yapı bir devlet dairesine aitse en kısa zamanda yerel hükümet tarafından onarılacaktır. Yangından zarar gören esnafa tazminat ödenmesi konusunda da Valir Hakan Seytel şunları söyledi. E zarar görenlere tazminat ödenmesi konusunda yasal yollarıyla işlemlerini tamamlamalarından sonra hızlı bir şekilde verilmesi Başbakan'ın yetkisindedir. Başbakan'a evlatlarının geçim kaynağını Fena olan bu dükkanlar zarar gördü ve bu acı olayı yaşadılar diyeceğiz. Başbakan acil fondan uygun bir şekilde tazminat ödeyebilir.